Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lies of P severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte yeni bir rehber serisine başlayacağız. Bu rehber serisinde Lies of P'yi baştan sona bitirmeyi hedefliyoruz. Rehber serisini takip ederseniz, Lies of P'ye ait olan bütün başarımları elde edebileceksiniz. Ben her bir başarımı nasıl alabileceğinizden, bunu almak için hangi yöntemleri izlemeniz gerektiğinden ve oyuna ait olan bütün mekaniklerden bahsedeceğim. Oyun aslında ana hikayesi noktasında çok fazla rehbere ihtiyaç duyan bir oyun değil. Fakat başarımlar noktasında belki kaçırdığınız, unuttuğunuz şeyler olmuş olabilir. Bunları ben gösterebilmek istiyorum bu rehber serisinde. Kanaldaki diğer bütün rehber serilerinde olduğu gibi, eğer ki kanalın katılı üyesiyseniz ilk günden rehber serisine ait olan bütün video içeriklerini bugün izleyebilirsiniz. Eğer ki katılı üyesi değilseniz rehber serisine ait olan her içeriği gün geçtikçe beğen izleyici kitlesini açıyorum. Oradan da takip etme imkanınız var. Yine diğer rehber serilerinde olduğu gibi video açıklamasında lootlamış olduğum önemli itemların, açıklamış olduğum önemli mekaniklerin timestampleri bulunuyor. Oradan takip edebilirsiniz. Ve yine sorularınız varsa YouTube'da direkt yorumlardan sorabilir ya da yine video açıklamasında bulunan Discord kanalına katılıp oradaki Lies of P kanalından sorularınızı iletebilirsiniz. Sizlerle birlikte umarım keyifli bir yolculuk olacak bu Lies of P serisi. Burada hani sözü daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. New game diyerek. Carlo Collodi'nin anısına diye bir yazı görüyorsunuz. Carlo Collodi Pinokyo'nun yazarı. Mavi Kelebek ve oyunun başlangıcı oyunun sonunda anlamlandıracağımız bir lore ile ilgili. O yüzden bu kısmı aklınıza tutun. Her bir diyaloğu Türkçe'ye çevirmek niyetim yok. Daha önceki rehber serilerinde bu noktada sıkılan ya da bundan rahatsız olan izleyiciler olmuş. O yüzden biraz daha kıymetli kısımları çevirerek ilerleyeceğim. Geppetto'nun kuklası olduğumuzun bilgisini az önce aldık. Hani Geppetto biliyorsunuz ki yani Pinokyo yapan karakter. Lies of P'deki P de Pinokyo'ya tekabül ediyor. Yavaş yavaş ilerliyorum. Ben yine bilgisayarda Xbox controller kullanarak oyun oynuyorum. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Molaz lamp ismi verilen bir lambayı elde etmiş olduk. Jiminy bizim bir nevi yanımızda bulunan bir başka robot, bir başka canlı, yani canlı değil de bir başka diye ifade edeyim, bir başka karakter. Bizimle konuşan karakter Sophia. Kendisiyle ilerleyen bölümlerde tanışacağız. Burada belt opsiyonunu nasıl kullanabileceğimiz yazıyor. Sol üstte, daha doğrusu ortada sol tarafta hangi tuşların ne işe yaradığını ifade ediyor. Birazdan uygulama olarak göstereceğim bunları. Hani Elden Ring'deki ekstradan bir item kullanma alanımız vardı. Onun benzeri burada da bulunuyor. Şimdi burada öncelikle envanter menüsünü açarsam 3'ten 4 farklı ana menü yukarı tarafta, alt tarafta da item koyabileceğim üçlü bir alan, üçlü ikinci alan ve dörtlü bir başka alan olduğunu görüyorsunuz. Burada üçlü ilk alan default, yani varsayılan alan oluyor. Buraya genellikle sık sık kullanacağımız bufflar, bombalar, can potları, bu içerikleri koyacağız. Lower belt kısmı üsttekine nazaran daha az kullanacağımız içerikleri içerecek. Ekstra back kısmı ise mümkün olabildiği mertebe bosslarla yüz yüze değilken biraz daha kendimizi güvende hissettiğimiz zamanlarda kullanmak istediğimiz ama daha seyrek kullandığımız itemları yerleştireceğimiz yer olacak. Burada yukarıda ekipman menüsü var. Ekipman menüsünde gördüğünüz üzere iki tane silahı aynı anda kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sol elimizde yapışık olan bir kolumuz var. Legion Arm diye geçiyor. Legion Arm bizim özel saldırılar ve özel aksiyonları almamıza imkan tanıyan
özel bir aparat. Hani diğer silahlardan farklı olarak bunu saldırmak için de kullanabileceğimiz gibi alternatif başka içerikler için de kullanabiliyoruz. Amulet kısımları hani bir nevi yüzükler gibi düşünebilirsiniz Souls oyunlarındaki ya da Defense Part'ları aynı şekilde. Hani buralara çeşitli itemler ekleyeceğiz. Eklemiş olduğumuz bu itemler bizlere ekstradan fiziksel defans, ekstradan güç vesaire ekliyor olacak. Yani canımızı arttıracak, hasarımızı arttıracak vesaire. Tüm bu içerikleri biz ağırlığımıza uygun bir şekilde arttırıp azaltmayı düşünüyoruz. Peki ağırlığımızı nereden görüyoruz? Hemen sağ yukarıda 21.2/68.3 %31 şeklinde bir değer görüyorsunuz. Bu bizim ağırlığımızı ifade ediyor. Yani yüzdelik olarak belli yüzde eşiklerini açtığınızda ağırlığınız belli eşik seviyelerin üstüne çıktığına bağlı olarak artıyor. Artan ağırlıkla slightly heavy olmak yeterli. Çok daha hani heavy'ye yakın bir şey olmanız durumunda staminanız daha yavaş yürüyor, daha yavaş da oluyor, daha hantal ilerliyorsunuz. Kullanılabilir itemler hani bu yine envanter menüsünde, daha sonra ilk ana menüde gördüğümüz kısmı ifade ediyor. Kostüm ise sadece kostüm, yani kozmetik içerik olarak görev gören bir yer. Hani Lies of P'de diğer Souls oyunlarından gelen arkadaşlar varsa kostümün aslında bir defansif bir içeriği, bir buff içeriği vesairesi bulunmuyor. Sıradan basit bir kıyafet giyiyorsunuz ve kafalık giyiyorsunuz. Böyle bir tarafı var. Diğer kısım çanta kısmı, hani ekipman kısmı veya envanter kısmı. Kullanılabilir itemler tahmin edeceğiniz üzere bunları kullanabiliyorsunuz. Yani düşmana atabiliyorsunuz, canınızı doldurabiliyorsunuz vesaire vesaire. Burada materyaller var. Silahlarınızı güçlendirmek için kullanacağınız itemler buraya geliyor. Functional itemler var. Bunları yeri geldi öğreneceğiz. Silahlarımız var. Oyunda birçok özel, yani şöyle efendim, normal silahlar var. Bizim birazdan alacağımız gibi özel silahlar var. Bosslara vesaire ait olan. Tüm bu silahların hepsini toplama başarım var. Yani o başarımları alacağız. Silahların tutuş yerleriyle silahın kılıç kısmının veya işte o vuran kısmının iki ayrı kırılımı bulunuyor. Siz bir silaha ait olan tutuş kısmını alıp bir başka silaha monte edebiliyorsunuz. Bu yüzden blade ve handle olacak şekilde iki ayrı ayrımı da burada görmek mümkün. Legion armlarımız var. Toplayabileceğiniz belli başlı Legion armlar ve bunları aynı zamanda güçlendirebileceğimiz, aparatife ekleyebileceğimiz materyaller bulunuyor. Şu an için sadece bir tanesine sahibiz. Defansif farklar var. Hani bunları dediğim gibi değiştirip güncelleyebiliyoruz. Amuletler var. Yine aynı şekilde kostümlerimiz var. Bir de gesture'larımız var. Bu gesture'ların bazıları oyundaki belli başlı questleri yapmakta ve belli başlı itemleri bulmakta kullanılıyor. Bir de collectible'lar var. Oyunda birçok yazı ve içerik bulunuyor. Aynı zamanda böyle belli başlı resimler vesaire var. Onları toplamamız durumunda yine bir başka başarımı elde ediyoruz. Şimdi burada şu an gri olarak gözüküyor olsa da pulsel bizim can potumuzu ifade ediyor. Bunu biraz ilerledikten sonrasında elde edeceğiz. Grinder bizim silahımızla düşmanlara saldırdığımızda silahımız yavaş yavaş durabilitesini, yani dayanıklılığını kaybedecek. Ara ara çok çok nadirattan ara ara grinder'dan faydalanarak silahımızı toparlayacağız. O dayanıklılığını geri getireceğiz. Mona's Lamp, hani karanlık bir bölgeyi keşfediyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Etrafı biraz da aydınlatmanızı sağlıyor. Last Resort, yani kendinizi çok garip bir yerde buldunuz. Resetlemek istiyorsunuz. En son dinlenme noktasına, en son kayıt noktasına sahip olduğunuz bütün ergoyu kaybederek geri dönmenizi imkan tanıyor. Ergo bu oyundaki soul'ları, bu oyundaki para birimini, bu oyundaki deneyim birimini ifade ediyor. Şimdi bu kısım Upper Belt'te pulsar bulunsun istiyorum. Grinder ve lambayı ben burada kullanmayı sevmiyorum. Oradan çıkardım. Grinder'ı buraya koydum. Lambayı da şuraya koydum. Ben bunu genel olarak kullanmıyorum. Şu arkadaşı büyük ihtimal kullanmayacağım. O yüzden şu an için bu şekilde ayarladım. Şimdi. İngilizce bilen arkadaşlar belki birebir takip etmek isterler diye yani oyunu oynamıyordur ama rehber serisini izlemek istiyordur diye diyalogları vesaire skiplemeyeceğim. Toplamış olduğumuz itemların içeriklerini okuyabilmene imkan tanıyacak kadar da içerikleri göstererek devam edeceğim. Ama dediğim gibi her bir içeriği tercüme etmeyi planlamıyorum. Burada hani sokaklar tehlikeli, kendine bir tane silah al şeklinde bir diyalog aldık. Bir silah almalıyız. Silahın ne olduğunun pek de bir önemi yok. Önemli olan şey şu. Switch Display opsiyonunu kullanarak başlangıç statlarınızın neler olduğunu görebilirsiniz. Eğer sol taraftaki içeriği seçersek, hani genel olarak statların benzer şekilde dağıtıldığı bir dengeli bir build gitmek istiyorsak,
En solda karakterle başlamamız en mantıklısı. Eğer ki teknik endeksli bir şekilde başlamak istiyorsak ortadaki daha iyi oluyor. Eğer ki motivity içerikli bir build'a gitmek istiyorsak sağdaki daha iyi oluyor. Peki yani oyuna ilk kez başlıyorsunuz. Bunlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Hangisini seçeceksiniz? Statları şu şekilde özetleyebilirim. Vitality ne kadar fazla canınızın olduğunu ifade ediyor. Vigor ne kadar fazla staminanızın olduğunu ifade ediyor. Capacity ne kadar fazla zırh yani daha doğrusu ne kadar ağır zırh ve aparat takabileceğinizi ifade ediyor. Motivity ve teknik Souls oyunlarından gelen arkadaşlar için ifade ediyorum. Strength ve Dexterity'ye tekabül ediyor. Motivity daha ağır silahları kullandığınız, daha hantal saldırdığınız ve daha yüksek hasarlar vurduğunuz build'lar için uygun. Teknik ise daha hızlı silahlar kullanıp sık sık saldırdığınız build'lar için uygun. Oyundaki belli başlı boss'lar çok hızlı saldırdıklarından ötürü biz teknik endeksli bir build gitmeyi düşünüyoruz. Bunu planlıyoruz, bu şekilde ilerleyeceğiz. Advance ise oyunda status efektleri var. Yani düşmanları yakabiliyorsunuz, şoklayabiliyorsunuz, asit ile bir nevi işte zehirleyip ya da eritebiliyorsunuz. Bu status efektlerinin daha hızlı etki etmesine, aynı zamanda hasarlarının daha fazla olmasına yarayan bir stat. Dediğim gibi biz daha hızlı vurmak, daha hızlı aksiyon almak, koşup kaçmak vesaire istediğimiz için teknik build'ını tercih ediyoruz ve teknikle başlayacağız. Bahsettiğim gibi oyundaki özel ve normal silahların hepsini toplamanın bir başarımı var. Dolayısıyla biz her ne kadar soldaki ve sağdaki silahı şu an için almamış olsak da ilerleyen süreçte bu silahları satın alacağız ya da kimilerini lootlayacağız. Hedefimiz Hotel Krat. Sofya zaten Hotel Krat'a gel. Sen de orada konuşuruz şeklinde bir bilgi verdi bizlere. Şimdi sol tarafta odaklanma şunu görüyorsunuz. Odaklanmanın kıymeti şu. Şu şekilde yön değiştirerek switch target opsiyonundan faydalanarak etrafta belki hareket etmediği için anlayamadığınız düşmanları tespit etmenize imkan tanıyor. Odaklanma yetisi. Normal saldırılar, ağır saldırılar şu an için bunları görüyoruz. Şimdi UI'den kısaca bahsetmek gerekirse. Şu diyalog geçsin, ondan sonra konuşacağım. Burada Krat merkez istasyonu, merkez garındayız aslında. Hani burada çok büyük bir sergi yapılması planlanıyor fakat işler pek de istendiği gibi gitmiyor. Oyunu oynadıkça buradaki hikayeyi daha iyi öğreneceğiz, daha iyi anlamlandırabileceğiz. UI yani ekrandaki içeriklere bakmak gerekirse sol tarafta öncelikle seçili olan upper bell kısmını görüyorsunuz. Hani orada şu an için bir cam podumuz olmadığını ötürü içi boş gözüküyor ve kırmızı olarak işaretli. Aşağı tuşuna basarsam bir under belt'e geçmiş oluyorum. Yani şuraya koymuş bir lower belt'e geçmiş oluyorum. Yani buradaki item'ları kullanma imkanım olacak. Eğer ki yukarı tuşuna tekrar basarsanız buraya bir ikinci bir item koymuş olsaydık mesela koyalım. Şu şekilde aradan geçiş yapabiliyor olacaktık. Kullanmak için X'e basmam gerekiyordu. Grinder'dan bahsetmiştim. Hani silahımızın dayanıklılığı biraz azaldıktan sonrasında bunu kullanıyor olacağız diye. Sağ altta bir tane uzun bar görüyorsunuz. O uzun barı aslında doldurmamıza imkan tanıyan içerik. Bakarsanız kullandığımda şöyle bir animasyon yapıyor. Aynı zamanda barımız fullenmiş oldu. Bu şekilde silahını daha keskin hale getiriyor karakterimiz. Tekrardan bunu oradan şuraya almak istiyorum. Şimdi bir diğer içerik sol en altta LT Left Arm of Steel şeklinde bir içerik görüyorsunuz. Altında böyle sarıya kaçan, altın rengine kaçan bir bar bulunuyor. Bu Legion Arm'ı ne kadar sık kullanabileceğimizi ifade ediyor. Kullandıkça mesela şu şekilde bir düşmana saldırdığımı varsayalım. Düşman olmasa bile kullandım ve bar bir miktar azaldı. Yani bu kullandıkça azalan bir bar. Sıfırlanması durumunda bu kolun özelliklerinden faydalanamayacağız. Saldırılarından faydalanamayacağız demek oluyor. Sağ alt tarafta dediğim gibi kılıcı tuttuğunuz yerde kılıcın kendisi ayrı bir içerik olarak değerlendiriliyor bu oyunda. Her ikisine ait olan iki ayrı hazine görüyorsunuz. En sağda tutuş yeri, en solda da kılıç kısmı var. Önemli olan şey aslında o değil. Önemli olan şey onların altında küçük küçük minik minik barlar var. Kılıç kısmının altında 3, tutuş kısmının altında bir tane bar olduğunu görüyorsunuz. Bu barlar kılıca ait ya da tutuşa ait özel skilleri kullanmanız için gereken olması gereken bar miktarını ifade ediyor. Peki bu bar nerede doluyor? Sol yukarıda kırmızı olan bar bizim canımızı, yeşil olan bar staminamızı, altında yavaş yavaş dolmaya başlamış olan bar ise, mavi bar ise bizim özel skill barımızı ifade ediyor. O alttaki 3 barın 3'ü de dolarsa kılıca ait olan skill'i kullanabiliyoruz. Çünkü kılıcın altında 3 tane
Mavilik aram var. Onu kullanmak için oradaki barların hepsini fırlamamız lazım. Ama bir tanesi doğarsa tutuşa ait özel içeriği kullanma imkanımız oluyor. Çoğu tutuş içerikleri peri atmak üzerine, yani düşman yapmış olduğu saldırıyı püskürtmek üzerine. Çoğu kılıç içeriği ise o kılıca ait olan, yani kılıca ait olan özel içerik ise o kılıca ait olan özel saldırıyı tetikliyor. Bu şekilde bir yapısı, mekaniği bulunuyor efendim. Yani bir bu şekilde mavi itemler buluyorsak veya görüyorsak bunlar bir linki toplama itemleridir. Bir tane Sawtooth Wheel denilen bir içerik elde ettik. Onu alıp buradaki Lower Belt'e koyuyorum. Bir nevi çakıl taşı gibi düşünebilirsiniz Souls'lardaki. Alıp düşmanları fırlatıp dikkatlerini çekip yanımıza düşmanların gelmesini sağlıyoruz. Dediğim gibi burası istasyon kısmıydı. İçeri girdik. Buradan can potumuzu alacağız. Pulse Cell'leri aldık. Gördüğünüz üzere hani Pulse Cell'ler canımızı doldurmak için kullandığımız içerikleri ifade ediyorlar. Oyunun başında 3 tane ilerledikçe, yani 7-8 tane hatta daha fazla Pulse'e sahip olacağız. Şu an için 3 tane idare etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hafif böyle parıldayan beyaz yerler görürseniz genellikle God of War'daki imleç işareti gibi düşünülebilir bu. Hani bunlar bakmakta olduğunuz heykelle ya da içerisinde bulunduğunuz kısımla alakalı bir bilgi veriyor sizlere. Şimdi burada bir tane düşman var, solda bir tane düşman var. Soldakine bulaşmak istemiyorum, ikisiyle aynı anda kavuşmak istemiyorsam. Geliyorum lower belt'e, kullan diyorum ve fırlatıyorum düşmana. Tekrar geri geliyorum. Yani kullanmak için X'e basmam yeterliydi. Şimdi düşman bize saldırırken şu şekilde dodge'layabiliriz. Yani düşman bize saldırıyor. Sağa sola dodge'lama imkanınız var. Sonra saldırabiliriz. Diğer alternatif ise bloklamak. Şimdi bloklamayı aslında birazdan gösterecek. Ben bunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ben blokladım. Bloklayınca yukarıda can barımda bir kesim azaldı. Ama hala parıldayan hafif böyle kırmızımsı olan bir yer var. Bloodborne oynayan arkadaşların çok daha aşina olduğu bir mekanik. Bir hasar aldıktan sonrasında hemen saldırırsanız o hasarı hafif telafi etme imkanınız oluyor. Hasarı bloklarken almış olmanız lazım. Eğer ki normal bir şekilde dururken hasar alırsanız bunu telafi edemezsiniz. Ama bloklarken hasar aldıysanız o hasarı tekrar saldırıya geçerek telafi etme imkanınız var. Bir diğer içerik ise Perfect Guard diye geçiyor. Bir düşman tam bize vuracağı sırada, gördüğünüz gibi kırmızı bir şey yaktım orada. Tam vuracağı sırada şey yaparsanız, çok özür dilerim. Bloklarsanız şey yapıyorsunuz. Nedir adı? Perfect Guard yapıyorsunuz. Dikkat edin, düşmanın silahını kırdım bu şekilde bloklayarak. Bu bir başarımdır. Silahını kırma içeriği. Yani bu basit düşmanlara bunu elde edebilirsiniz. Legion Arm'ı kullan diye bir opsiyon geldi. Onu da şurada göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere yani charge'layıp LT'ye basarak, benim Xbox kontrolümde, sizde farklı platformda farklı içerik olabilir. LT'ye basarak aslında düşmanları öldürebiliyoruz. Şimdi şu şekilde kapılara denk geleceğiz. Bu şekilde görüyor gözüküyorsa, yani ya yanmıyorsa bu baktığımız kısım, bu demektir ki yani press opsiyonu olsa bile, yani dokun opsiyonu olsa bile bu kapıyı buradan açamıyoruz demektir. Ama bu kapı diğer taraftan açılabiliyor anlamına geliyor. Geldim buraya. Ben ilerliyorum. Guard kısmı burası, Perfect Guard burası. Ben bunu anlatmak istemedim. Çünkü bazı izleyicilerin biliyorum uzaktan saldırılara karşı zaaf var. Düşmandan arkasına geçerek, her ne kadar yapamamış olsam da, özel saldırı yapma imkanınız oluyor. Backstab gibi, Souls oyunlarındaki. Burada da var. Canım azaldı, doldurabilirim. Pulse'lerden faydalanarak. Gördüğünüz gibi, hop, neredeyse yarı can dolduran can potlarımız var şu an. Sol tarafta bir tane düşman var. Biraz beklerseniz çıkar ya da şuraya yaklaşıp uzaklaşın. Sağ taraftan hani özel saldırılar, ağır saldırılar vs. onları nasıl yapabileceğiniz gösteriyor. Bu mesela ağır saldırımdı. Termite bizim alev bombamız. Bunlardan faydalanacağız. Oyunda bunları sınırsız sayıda alacağımız bir satıcımız var. Fakat biraz ilerleyen noktalarda geliyor. Dolayısıyla şu an için elinizdeki bombaları kıymetli kullanmaya çalışın. Dikkatli kullanmaya çalışın. Arkadan backstep saldırısı böyle. Çok yüksek anda hasar vurur. Çoğu zaman da öldürür. Bazı düşmanları öldürmüyor ama yüksek hasar vurduğunu bilin lütfen. Burada bir tane not alıyoruz. Bu notta eğer ki detaylarını okursanız şey, aslında aşağı tarafta kapı olan bir kapı var. O kapıya ait olan anahtara ihtiyacımız var. Bu anahtarın kimde olduğunu ve aslında kimi öldürmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bazı notlar bizi yönlendiriyor. Yani oyunda nereye gitmemiz gerektiğini vesaire ifade ediyor. Bazı notlar ise biraz da oyunun hikayesine dair bilgiler veriyor.
Ben şu an yapmış olduğum gibi notu tercüme etmek yerine ekrana bir müddet gösterip daha sonrasında devam edeceğim. Şu aşağıda ölmüş olan cesetleri parçalamaya devam eden bu arkadaşı öldürmemiz gerekiyor. Yani nottaki ifade eden şey aslında o. Şimdi bazı düşmanlar bu ikisinde olduğu gibi saldırdıkça sendelerler. Sendeledikleri için kendilerini ard arda saldırıp öldürebiliriz. Oyunun ilerleyen noktalarında daha dayanıklı düşmanlar gelecekler. Dark Souls'daki Poise gibi düşünebilirsiniz. Yani Poise'da daha yüksek olan düşmanlar olacak. Bu düşmanlardan ötürü biraz daha temkinli saldırmamız gerekiyor. Mesela şu an aşağıda öldürmemiz gereken düşman öylesi bir düşman. Buna ara ara saldırsak dahi kendisini şey yapamayacağız, sendeletemeyeceğiz. Kapıların diğer taraftan açılabileceğini bahsetmiştim. Dikkat edin, burası ön tarafı kırmızı olarak parlıyor. Parlıyorsa buradan açabiliyoruz demektir. Dokunuyoruz, yeşil oluyor, kapı açılıyor. Az önce göstermiş olduğum yere doğru bu kapı açılmış oldu. Fable Katalis'in ne olduğunu şu an için görmezden gelebilirsiniz. Hani ileride gerekirse kullanacağız. Gördüğünüz gibi buraya tekrar geri gelmiş olduk. Şimdi iki şekilde öldürebilirsiniz. Biri vurkaç yöntemi. Bu şekilde saldıra saldıra. İkincisi Perfect Guard'lar ile ya da Guard ile. Benim nacizane tavsiyem Guard'lara alışmanızdır. Temel sebebi de şu. Staggerable dediğimiz bir opsiyon var. Yani Stagger hani düşmanın sarsılması, sarsılma geçmesi vesaire. Düşmanlara Perfect Guard uygulamaya devam ederseniz düşmanların barının bu bosslar içine geçerli. Düşmanların barı sağ taraftaki resimde gördüğünüz gibi beyaz bir çerçevenin içerisinde yer almaya başlıyor. Eğer ki düşmanın cam barının üzerinde bu beyaz çerçeve oluşursa, düşmana tam ağır saldırı yaparsak, yani RT mesela benim için charge saldırısı için, ağır saldırı için RT'ye uzunca basıp charge'layıp ondan sonra saldırırsam düşmandan riposte gibi Fable Art dediğimiz pardon, Fable Art diyorum, hızlıya gitti kafam. Riposte gibi Dark Souls oyunlarında hani bir nevi periden sonra almış olduğumuz aksiyonlar gibi yüksek oranda hasar almamıza imkan tanıyan saldırılar yapma imkanımız oluyor. Şimdi ben bu barı gördüm. Düşman üzerinde oldu gördüğünüz üzere. Saldırdım. Benim ağır saldırımı tam olarak tamamlamam gerekiyor. Tamamlamadığım sürece şeye saymıyor. Bu fatal atak diye geçiyor bu oyunda. Fatal atağı saymıyor. Yani düşmana saldırdım. Saldırırken perfect guardlar yaptım. Perfect guardlardan sonra düşmanın cam barının üzerine beyaz bir çerçeve çıktı. Müsait bir zamanda düşmanın bana saldırmadığı, benim charge attack yapabileceğim, kendim güvenli olduğum, düşmanın ard arda üzerime koşturmadığı, saldırılar yapmadığı bir anda charge attack'ımı charge'layıp saldırıyorum. Saldırırken hasar alıp ben sendelemiyorum, saldırımı tamamlayabiliyorum. Tamamladıktan sonra düşman sendeleyip yere düşüp veya bir başka aksiyon alıp fatal atak vurmama imkan tanıyor. Böyle bir mekaniği var. Özellikle bazı bosslar her ne kadar çerçevesinin etrafında beyaz şey canının etrafında beyaz bir çerçeve çıksa da siz ağır saldırı saldırsanız da hemen ardından fatal atak vurmanıza imkan tanımaz. Birkaç tane saldırı yapıp ondan sonrasında bu hata yapma imkanınız olur. Fatal atak yapmak bir başarı. Düştükten sonra üzerine şöyle kırmızı bir tane şey görüyorsunuz ve daha sonra böyle parıldayan bir halini görüyorsunuz. Parıldayan halinden saldırmanız gerekiyor. Yani üzerinde kırmızı çizgi çiziliyse vuramazsınız demek. Ve bu arkadaşı öldürmekle birlikte yeni bir tane frame aldık. Bir tane de anahtar aldık. Almış olduğumuz frame'i burada ekipman kısmına gidip defansif partlarda frame kısmına ekleyebiliriz. Eklerken yani şu an takılı olan içerik bu. Üzerinize E diye yazıyor. Yani ekip anlamında E ile ifade etmişler. Buraya geldiğinizde bir yenisine parıldayan iki tane değer görüyorsunuz. 1.7.6 hemen yanında 1.8 diye bir değer var. Turuncumsu ya da işte sarımsı diye ifade edeyim onu. O renkle ifade edilen değerler bizim için negatif olan değerleri ifade ediyor. Benim şu anki takmakta olduğum basic frame şu an geçiş yapacağım lightweight frame'e nazaran daha hafif bir içerikmiş.
Lightweight frame 1.8 oranında daha ağır bir frame'miş. Ben buradaki 7.6'dan yeni geçeceğim ağırlık miktarını, 1.8'den ise aradaki değişimi anlıyorum. Ama yine aynı şekilde alt tarafta biraz daha böyle açık maviye yakın renkle ifade edilen 11.61, 4.25 ise bizim için faydalı olan değerleri ifade ediyor. Yani benim takmakta olduğum basic frame 4.25 oranında, 4.25 miktarınca lightweight frame'den daha az fiziksel hasar blokluyormuş. Dolayısıyla ben ağırlık noktasında şu an çok ağır olmadığım için ve bu item daha fazla hasar blokladığı için ben buna geçiş yapıyorum. Bu şekilde kıyas yapmak mümkün. Geldim buraya. Bir miktar diyalogumuz var. Onları aradan çıkarmak istiyorum. Bir sonraki videoda direkt aksiyona başlayabilirim diye. Az önce almış olduğumuz anahtarla bu kapıyı açıyoruz. Yukarıda Krat'a hoş geldin şeyini görüyorsunuz, panosunu görüyorsunuz. Krat böylesi bir yer. Karşı tarafta büyük bir bina olduğunu yine görebiliyorsunuz. O binaya gitmemiz gerekiyor. Orası Hotel Krat bölgesi işte. Bunların hepsinden daha kıymetlisi tam önünde böyle bir mavi ışık hüzmesi var. Bunlar Stargazer olarak geçiyor. Stargazer'lar oyundaki checkpoint noktalarımız. Bunları aktive edeceğiz ve oyunu kaydedeceğiz. Ölmemiz durumunda bunlara geri döneceğiz. Stargazer'ı aktive ettik. Dinlenirsem Stargazer'da birkaç farklı aksiyon gerçekleşiyor. Mesela şu an bir tane jump pot'um var. Eğer ki dinlenirsem jump pot'u sayım tekrar 3'e çıkacak. Yani belli bir jump pot'u sayısına sahipsem Stargazer'la dinlenerek bu jump pot'u sayısını tekrardan resetleyebiliyorum. Yani bir tur göstermiş olayım. Bu diyor kalitli olsun. Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Şimdi burada kritik olan şey şu. Sophia bu Stargazer'a gücünün bir miktarını aktarıyor. Aktardığı için biz bu Stargazer'da level up opsiyonundan faydalanabiliyoruz. İlerleyen süreçte Sophia'nın yanına gitmemiz gerekecek. Dark Souls 3 oyununda olduğu gibi bir Firekeeper mantığıyla düşünebilirsiniz. O karakterin yanına gidip level up yapacağız. Stargazer'ların bu ilk baştakilerde level up yapmamıza imkan tanıyor olmaları oyunun lore'uyla alakalı bir şey. İleride level up yapamıyor olacaksınız. Bu bir bug değil. Oyun bu şekilde çalıştığı için. Aklınızda bulunsun. Level up opsiyonlarında hani ben anlattım zaten buradaki içerikleri. Yani vermek istediğiniz bir içerik varsa verebilirsiniz. Vitality'yi belki ilk başta arttırmak olabilir. Ben şu an için Ergo'yu tutmak istiyorum. Hani başarımları vesaire takip etmek isteyen arkadaşlar varsa onlar Ergo'ları şu an için tutsunlar. Storage kısmı benim hiç kullanacağım bir içerik değil ama isterseniz hani storage'a item atabilirsiniz. Storage'a item bulundurabilirsiniz. Dediğim gibi ben kullanmayı planlamıyorum ama tamamen sizlere kalmış. Hani bir nevi depo gibi düşünebilirsiniz. Son olarak bir başka mekaniği göstermek istiyorum. Bu arkadaşı şey yapmayacağım. Bırakacağım bana saldırsın. O zaman bu rehber serilerine ben çok geç ölüyorum. O yüzden bu ölüm mekaniğini çok tanıtma imkanım olmuyor. O yüzden burada bilerek öldüm. Öldüğümüzde en son dinlenmiş olduğumuz Stargazer'a gördüğünüzde geri ışınlanıyoruz. Işınlandığımız zaman kaybettiğimiz yegane şey sahip olduğumuz ergo miktarı oluyor. Death Ergo diye geçiyor bu. Kaybettiğimiz ergolar burada bu şekilde öldüğümüz yerde, orada öldüğümüz yere yakın bir yerde şu şekilde yerde bulunur. Onu almadığım sürece, almadan tekrar ölürsem o ergoyu kaybederim. Sağ yukarıda mavi bir işaret var. O mavi işareti şey yaptığını görüyorsunuz. Yani mavi ne diyeyim kürenin yanında mesela şu an artı 47 oldu ve 47 yazıyor. O benim sahip olduğum ergo miktarı. Ergo benim item almakta kullanacağım para birimi, level up'ta kullanacağım deneyim birimi. Altında 2193 şeklinde bir ifade var. Bu da benim az önce öldüğüm zaman kaybettiğim ergo miktarını ifade ediyor.
Eğer ki öldüğünüzde ya ben çok fazla mı ergo kaybettim acaba? Gidip o kaybettiğim ergoyu almalı mıyım acaba? Diye bir tereddüte düşerseniz oradaki değere bakabilirsiniz. Eğer ki değer sizin için çok da önemli değilse ergoyu almak yerine oyuna devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Almak için de yanına gidip etkileşim tuşuna basmanız yeterli. Aldıktan sonra devam edebiliyorsunuz. Şimdi sol üstte yine aynı şekilde 3 tane mavi barımız var. Onlar fullendi. Fullenmesine bağlı olarak özel skilleri kullanma imkanımız oluyor. Ben hani bunları yeri geldiğinde tanıtmak niyetindeyim. Tekrardan burada dinleniyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genellikle biliyorsunuz bu rehber serilerinde ilk videolar mekanikleri tanıttığımız videolar oldukları için biraz oyuna yavaş bir giriş oluyor. İlerleyen süreçte bol miktarda düşman öldürerek, bosslara kapışarak devam edeceğiz. Oralarda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.